Merhaba arkadaşlar, Stellaris oynanış serimize devam edeceğiz. Birkaç gün ara vermek durumunda kaldım çünkü oyun 3.10 sürümüne yükseltildi ve yeni bir DLC geldi. Yeni DLC'yi satın almadım, satın almayı da çok düşünmüyorum ama yeni güncelleme geldikten sonra oyunun arayüzünde ve bazı mekaniklerinde değişiklikler oldu. Bu nedenle çeviriyi güncellemem gerekti. Bu birkaç gündür onunla uğraşıyordum. Çeviriyi bir oynanabilir seviyeye getirdim. Birçok arayüzde yapılan değişiklikler sonrasında birçok yerde Türkçe kısımlar bozulmuştu. Bozulacak. Daha doğrusu ben öncesinde başlamıştım zaten. Güncelleme çıkmadan önce de başlamıştım ama son birkaç gündür sürekli bu arayüzdeki Türkçeyi düzeltmeye çalıştım. Büyük oranda düzelttiğimi düşünüyorum ama hala İngilizce kalmış olan yerler vardır veya işte hatalı değişken isimlerinin falan çıktığı yerler vardır mutlaka. Onları da zaman içinde düzeltirim diye düşünüyorum ama belli bir seviyeye getirdim. Bugün o yüzden bir oynanışa devam etmeyi istiyorum. Ben de görmüş olurum çeviriden sonra ne hale geldiğini. Burada arayüzde değişikliklerden bir tanesi, bu arada yeni gelen güncellemeyle, buradaki sağ taraftaki bölmeyi, hükümet işlerini, işte gemileri, politikalarla ilgili işleri ve mega yapılarla ilgili işleri 4 sekmeye ayırmış. Oyun bence güzel olmuş çünkü gezegenler ve işte gemiler, filolar arttıkça bu gittikçe aşağı doğru uzuyordu, yıldız üsleri falan ürettikçe. Daha şey olmuş, gruplaması iyi olmuş sanki. Hem de burada bildirimleri, ne bileyim işte bir tane filo boştaysa, işte bilim gemisi falan boştaysa buraya bildirim geliyor, ya da işte burada bir gezegende işsizlik varsa buraya bir tane gezegende işsizlik var gibi bir bildirim geliyor. O da daha güzel olmuş, takip etmeyi daha kolaylaştırıyor sanki. Bunun dışında lider kapasitemiz vardı. Genel olarak Paradox formlarında, Stellaris formlarında çok şikayet edilen bir konuydu. Bunu buradaki mekaniği biraz değiştirmişler ve kapasiteyi arttırmışlar. Komutanlar için, işte yöneticiler ve bilim insanları için ayrı ayrı kapasite koymuşlar ama toplu bir kapasite yok. Ve bunun da sayısını biraz arttırmışlar. Daha önce biz bu oyunda tüm lider kapasitemizi kullanıyorduk ve 9 liderimiz vardı toplam. Şu anda mesela 13 tane toplam lider alabilecek durumdayız. Bu güzel olmuş çünkü buna da ihtiyacımız oluyor. Daha çok vali almak ya da işte bilim insanı almak, kişi almak ya da komutan almak gerekebiliyor. Bu da güzel olmuş yani. Onun arttırılması gerekiyordu zaten. Paradox bir önceki güncellemede bunu söylemişti yapacağını. Değiştirmişler. Şimdi biz bu bölüm birkaç tane şu çevredeki tarafsız filoları yok edeceğiz. Bizim şu filomuz, üçüncü bir filomuz vardı. Bunları biraz güçlendirelim. Zaten donanma kapasitemiz var. Diğerleri gibi bu filoya da biraz gemi ekleyelim. Bunlar korsan filosuydu. Hiç bizim kendi standart gemilerimiz yok burada ama bu filoya korvetleri eklemeyeceğim. Sadece şunlardan ve mümkün olduğunca çok kruvazörler. Biz bu filo kruvazörlerini ekleyip şunlardan da ekleyelim. Yeah.
Destek, tamam destek de olsun yine. Orayı dolduralım. Filomuzu da güçlendirmiş olalım çünkü donanma kapasitemiz var. Kullanalım biraz. O filomuzu şuraya göndermiştim. Diğerini de şuraya gönderdik. Buradakileri yok edelim. Şu filomuzla da burayı yok edip işte şu çevredeki bazı işte mining drone'ları işte buradaki ne denir uzay mülklerini falan ortadan kaldırıp bu sistemleri de ele geçirebiliriz. Research concluded. Şu sol füzyon reaktörü şimdilik ihtiyacımız yok ama ihtiyacımız olacak. Şunu alabiliriz. Limbo. Okay, Limbo özel projesi başlatılıyor. Politik sınır. Kuruluş halindeki fraksiyonlar ve yeni oluşan hareketler Eskişehir üzerindeki yeni kolonimize olağanüstü bir ilgi gösteriyor. Bu mütevazi gezegen yerleşimini duyurduğumuz anda Birleşmiş Milletler içinde neredeyse her siyasi sesin bir şeyler söylemek istediği açık. Biraz otoriter olmak istiyorum burada. O yüzden buna izin veremeyiz diyeceğim. Hükümet etik çekiciliğini %20 arttıracak. Kararlılığı 5 arttıracak. Popülasyon işlerinden birlik üretimini %10 düşürecek. Yani Eskişehir gezegeninde biz zaten bir birlik üretimimiz yok, sıfır. O yüzden çok da önemli değil oradaki %10. Buna izin veremeyiz diyebiliriz zaten. Mümkün olduğunca bizim siyasi görüşümüze uygun popülasyonlar yetişmesi önemli. Bu arada şu şeylere bir bakayım. Fraksiyonlarımıza. Roma'da şerefsizler ve kötülük. Roma'da suç artıyormuş. Bakalım önce o zaman. Roma'da %46 suç var. Buraya bir karakol evi yapmışız ama şey yok galiba. Buraya biraz insan göndereyim. Dünya üzerindeki iki tane çiftçimizi şurada atayım ya. Evet, ikisi polis oldu. Ve suçu %0'a düşürdük. Şimdi şu bir fraksiyonlarımıza bakalım. Anomalous readings registered. %14 desteği var şunların. Şurayı fraksiyonu bastıralım. Şunun %90, şunun da %90 desteği var. Halkımızın %50'si şu partiyi destekliyor zaten. Güzel, lider kapasitemiz de arttı. Şu filolar için komuta limitini arttıralım. Her bir filomuza 20 komuta limiti daha eklensin. Şunu da alacağız. Şuradaki fraksiyonumuzu... Bunlar neydi? Yabancı düşmanı. Bu fraksiyonumuzu destekleyelim. İnsanlar evet %50'si, toplam vatandaşlarımızın %50'si zaten bu partiyi destekliyor ama daha fazla desteklesinler. Bu fraksiyonun da bize desteği %90. O yüzden onu da destekleyebiliriz. Şundan onayı %0'a düştü. Hoş değil aslında ama. Ha, çok fazla bir halkta desteği yok. Var. Evet. Burada işsizlik var. Popülasyonu şöyle bakayım. Bunlar ne konuda iyiydi? Hatırlamıyorum. Enerji üretiminde iyiydiler ve araştırmada iyiler, her araştırma konusunda. Zaten enerjiyi buraya yapmışız bol bol.
O zaman buraya bir araştırma laboratuvarı yapayım. Bir holot yapsa yapsak buraya. Bizim ünlü valimiz seviye atladı. Buradaki özelliklerde de değişiklikler var. Mineral üretimi %20'ye artacak. Zaten bunun ilk seviyesini almış, bunu verelim. Panak Salam bizi rakip olarak ilan etmiş. Biz ona rakip ilan edebiliriz. Metamorfik susuzlaşma. Soyun 3. Neresi soyun 3? Şurada bir gezegen. Orada bir susuzlaşma var diyor. Bu da gezegen üstüne %4 tane mineral kaynağı gelmiş. Okay. Geçtik. Bilim adamı seviye atladı. Bunu da anomali araştırmasına verelim. Burada konut eksiğimiz var şuraya. Bir tane sanayi bölgesi yapalım. Şimdi savunma bakanımız level atladı. Bunu amiral yapacağım. Siyer miyim? Silah sarını arttırsın. We have encountered spaceborne life forms. Usta zanaatkar, bu da kon seviyemizdi. Bunu bir valiydi aynı zamanda. Şimdi her bir sınıfa ayrıca şeyde vali olarak görevlendirilme geldi veya işte ne bileyim galaktik konseyde görevlendirebiliyorsunuz falan. Onlara göre ekstra sınıf özellikleri eklendi. Şimdi bu arkadaşı biz burası sanki valilik için daha uygun. Şunu ekleyeceğim. Okay. Nereye savaşıyoruz? Nasıl savaşmıyoruz? Bizim bilim adamımız. Roma'da suç dalgası mı? Bitirmiştik biz suçu. Bir olay meydana geldi. O zaman buraya suçla mücadele kampanyası başlatalım. %28'den %28'e düştü. Buradaki bilim yerimiz şuradaki araştırma projelerini araştırsın. Yerine şuradaki araştırma projesine göndereceğim. Construction completed. The special project has concluded. Çok zayıf. Bize göre çok zayıf bir filo var. Bir özel proje. Limbo projesi başlamıştık. Onu bitirdik. Şunu seçeceğim. Bu bize ekstra
mühendislik araştırması kazandıracak. Engaging hostile forces. Kısa sürecektir muhtemelen. Evet. Planımızda çok minimal bir hasar var zaten. Şöyle gönderelim. Yeni gemimizi buradaki araştırma projesi ve sistemi araştırmaya göndereceğim. Bir lider daha başkanımız seviye atlamış. Şunu seçeyim, konut sayı gündem hızını %10 arttırsın. Knowledge is the key to the universe. We have encountered spaceborne life. Gaz çıkarma kuyularını araştırdık. Şu zırhların ikinci seviyesini araştıralım. Buna ihtiyaç. Burada daha büyük bir düşman grubu var tabii ki. Engaging hostile forces. The special project has concluded. Ransoms. Tamam, sizi kurtaracağız diyorum. Bunlar kaçırılan şeyler, insanlar. Sizi kurtaracak mısınız diyor. Oradaki savaş da bayağı iyi lider olmuşsunuz. Amiral eklendi. Okay. Bir bilim gemisi bunu şuraya gönderelim. Şunları gönderelim. Burada ne var? Roma'da istikrar sorunu oldu şimdi. %24, %1'e ihtiyacım var sadece ama burada buraya bir kişi daha yerleştirsek, yine dünyamızdan çiftçi olan arkadaşı. %52'ye çıkar. Bir tane boşta neyimiz var, komutanımız var. Yeni geldi. Güzelmiş. Bunu şu anda komutanı olmayan şu filoya atayalım. Knowledge is the key to the universe. Tabii bu şey araştırmalarından, enkaz araştırmasından geldi. Enkazları araştıra bilim bulduk. Kaynama kamp. Uzay mekiği çalışması geldi. 6 ay. Araştıralım artık, bu bayağı bekliyor. Eskiden çok uzun sürüyordu ama kısa sürede bulabileceğiz. A new world has been colonized. Yeni kolonimiz kuruldu. Arada şurada işsizlik yine var, bir tane de olsa. Buraya ne işi yapsak? Bir tane araştırma laboratuvarı açabilirim. Yeni kolonimiz Eskişehir. Burada şu anda park nüfusumuz var. Pardon, Çanakkale yeni kuruldu. İki tane nüfusumuz var burada. Buraya ne iş yapsak?
burada yine sanayi bölgesi inşa edelim. Orada Eskişehir'de de bir tane şey var. Kolonist var, bunun birisi kaldırıyor oradan. Sonra buraya bir şehir bölgesi daha inşa gerek yok. Önce buraya şey yapacağız. Kimyasal fabrika yapacağız. Burasını daha çok şey yapmak istiyorum. Rafineri dünyası. Dünyamıza da şöyle bakayım. Burada tarım üretmeyeceğiz. Şehir bölgesini çevirelim. Zırhların ikinci seviyesini bulduk. Buraya hepsi de lazım. Bunların hepsini de isterim aslında almak ama hangisini almayınca. Şunu alalım, kruvazör inşa maliyetimizi düşürsün. İhtiyaç duyacağız. Gemi inşa hızımızı arttırıp maliyetimizi düşürsün. Okay, şimdi şu gemilerimizde zırhlarımızı arttıralım. İkinci seviye geçelim. Şunu ekleyelim. Bunlara da yine zırhlar güçlendirelim buraya da. Şunu ekleyelim. Korvetler için en ideali bu. Kaçma. %5 arttırdığı için korvetlerin en önemli gücü zaten hız. O yüzden ne kadar fazla hız ve kaçma kuvveti eklerseniz bu kadar iyi. Bunlar ikinci seviyesi yok şuraya. Şunu ekleyeceğiz. Buna da yine bakalım. Buna şu ateş hızını %5 ve vurma şansını 5 arttıran savaş bilgisayarını ekliyorum. Bunu da aynı şekilde kruvazörlerimizin de şöyle eklenebilecek ne var bakıyorum. Buraya ben buraya bir tane daha artı yapıcı ekleyebilirim çünkü şuradan soğuk füzyon reaktörü geldi. Bunlara savaş bilgisayarı olarak gemi ateş hızı ve menzilini %5 arttırabiliriz. Savaş menzilini arttırabiliriz. Vurma şansı ve izlemeyi arttıracağım. Bu kaçmalarını, rakip filoların bizim füzelerimizden kaçmalarını zorlaştıracak. O yüzden izleme ve gemi ateş hızını daha çabuk füzelerin ateşlenmesi önemli. Füzelerimizin menzilleri çok yüksek, vurma şeyleri güçlü ama bekleme süresi yüksek. O bekleme süresini düşürsün diye
tercihi yapacağım. Buradaki de aynı şekilde şunu seçelim. Zırhlarını ikinci seviye yapalım. İhtiyacımız yok burada. Şunun için. Savunma platformlarımızda güçlendirelim bu arada. Buraya zaten tek farklı savaş planı. Savaş bilgisayar eklenebiliyor. Son olarak şuraya hazır. Edelim. Yer filomuzu da upgrade edelim. Sonra şu yıldız üstlerindeki savunma platformlarını upgrade edelim. Şimdi buraya bir tuzak taş. Taş. Şu. Şimdi upgrade edelim. Burada niye yazmış? Burası neresiydi? Buraya da biraz ekleyelim burada. Ship upgrades applied. Construction completed. Ship upgrades applied. Şunları da inşaatı yapalım. The special project has concluded. Uzay mekik projemiz tamamlandı. Şunu seçeceğim. Gemilerimiz için %5 kaçma ekleyecek. Konsey günlerinde oy vermediğim bir şey var mı? Evasive maneuvers. O kaçırılan insanlar, korsanlar, kaçırdığı insanlar tamamen geliyorsunuz diyor. Yani biz gelmiyoruz aslında. Oraya bilim gemimiz yanlışlıkla giriş yapmış. Adana'ya şimdi bir tane mineral merkezi yapalım. Şuradaki tüketim malzemelerimiz kapasiteye ulaşmış. Bu bilim gemisini artık şurada nasıl yapmaya başlayacağım. Şurada savanna dünyası var, bunu terraform edelim. Bu sınırlarımıza kaptık. Şurada bir tropikal dünya var. Buranın ikamet edilebilirliği düşük aslında. Hem buradaki değişkenden hem buradakinden %10-%10 düşük. Terraform etsek de %60 yerleşebiliyorsa yine de sal dünyaya çevirelim. Şurada mezar dünyamız var, ona yerleşemiyoruz. Şuradakileri de yine terraform edelim. Sol dünyaya çevirelim.
Construction completed. Gözlemlediğimiz gelişmemiş şeyde etki değişiklikleri olmuş. Construction completed. Konsey üyemiz ne farkı kazandı. Şu inşaatına verelim. Burada şu inşaatmış. Madencilik araştırma sonra şurayı alalım. Evet, burada tasal dünyaya çevirdik burayı. Ne varmış burada? Maden, mineral üretimi %60, iyiymiş. Atmosferik halüsinojen var burada. Aslında hiç güzel bir değişken olmuyor çoğunlukla. İnsanlar evet mutlu ediyor ama sonra sorun yaratabiliyor. Bir nevi uyuşturucu çünkü bu. Suçu yükseltebiliyor. Ama yine de buraya yerleşelim. İnsanlarımızı gönderelim. Bu gezegenimizin adı ne olsun? Bir şehir. Bu da bir Trakya şehrimiz olsun. Yedek ateş kontrolü alalım. Ekstra slotlarımız da var ki bunlardan yerleştirebilirim. Mülteciler geldi diyor. Bizim mültecileri engelleyen politikamız vardı. Evet. Pardon. Evet, bunlar şey, insan mülteciler. Bu da öyle. Kirax, Star Empire'dan kaçan insan mülteciler gelmiş. Şurada Commonwealth of Man vardı. Evet, onlara bayağı küçültmüşler. Onlardan kaçanlar bize sığınmış. Tamam, gelsinler. Sorun değil. İnsanlara kapımız açık. Diğer okullardan gelenlere kapalı. Bunlar gelince tabi bazı şehirlerimizde istatistik ortaya çıkacak. Son olarak şöyle inşa yapalım ya. Da büyütelim burayı. Ankara'da Ankara'da bir tane inşa yapabiliriz. İhtiyaç burada var. Bir tane sivil sanayi yapalım. Üretimimizi arttırsın. Pardon, sivil sanayi yapmıyoruz. Dökümane dünyasıymış. Alışım dökümanesi yapalım. Ve sanayi bölgesi yapıyoruz. Alışım dökümanesi yapalım. İzmir'de şu jeneratör bölgesini engelleyicilerden bir tanesini şunu kaldıralım. 3 tane bölge açabileceğiz. Bu arada da buraya bir tane ne inşa etsek? Evet, şehir bölgesi yok. Bir tane şehir bölgesi açalım. Bina slotumuzu artırsın. Burada işsizlik yok gibi ama bir tane bölge inşaatımız şu klinikte bütün şeyler kalmış. 13 tane bölge limiti var buranın. Maksimuma ulaştık. Tamam. O zaman buradan şu madencilik bölgesini kaldırayım. Tarım bölgesine çevirebilirim. Bir tane madencilik bölgesi yerine 3 tarım bölgesi arttı bir tane. Şey yapalım. Hidrofonik çiftlik yapalım. Tarım üretimi
sonra. Sırf gezegeni olduğunda şöyle bir şey yapmamız var mı diye düşünüyorum. Aa, var. Burada da ciddi bir suç ortaya çıkmış. Bir tane karakol evi yapabiliriz. Ev sanayi bölgesi yapıyoruz zaten. Burası bir koloniydi. Burada şunu daha azaltayım. Sonrasında buraya kristal madeni üretim mi? Hayır. Sen daha kimyasal fabrika üretelim. Burası koloniden. Rafiner dünyasını çevirelim. Burada da konfor eksikliği var. Falan tiyatro yapalım. Hatta şuraya bir tane vali atayalım. Sana bir liderlerimizden. Hepsi de aynı özellikle. Daha genç olanı seçeceğim. Hiçbir şey yok. Şu İzmir'e de bir tane yine vali atayalım. Onu da şunu seçeyim. We have detected an anomaly. Şimdi yapmamız gereken filolarımızı şöyle bakayım. Knowledge is the key to the universe. Filo kapasitemiz arttı. Sapien türler bulmuş buraya. Gen modifikasyonuna gidelim. Gen modifikasyon puanlarımıza oluşsun. Muhtemelen şeyde de tradition, gelenek ağacında da belki o yöne gidebiliriz. Genetik değişikliklerine. Şimdi filolarımızın komuta kapasitesi 60'a çıktı. Bunları güçlendireceğiz. Şuraya geliyorlar. Şu filomsa. 3'er tane hatta. Şu muhtemelimiz eksikmiş. Bir tane de bunu ekleyelim. Ve şu kruvazörden bir tane daha ekleyelim. Biraz kruvazörlerin şeydeki, filolardaki ağırlığını arttıracağım. Şu korsan sınıfından üretemeyeceğimize göre iki tanesi yok olmuş. Şunu düşürelim. Yine kruvazör sınıflarından ekleyelim. Muhfitleri çok arttırmayı düşünmüyorum. Çok büyük katkıları yok kendilerinin ilk oyun başında, evet işe yarıyorlar ama korvetler bile daha faydalı diye düşünüyorum ben. Şundan ekleyelim. Bir tane de şundan ekleyelim. Şuraya da buraya zaten ben korvet eklemiştik. Buraya hiç şey eklemiyorum. Korvet eklemiyoruz. Kruvazörlerden devam. Ayrıca filolarımız bayağı güçlenecek.
da yeni kutasal dünyamız var. Şurada. Yok, kutasal bir şey. Gaz devi gemisi. Alcor 4'ün aktif taramaları gaz devinin atmosferinin derinliklerinde büyük bir gemi olduğunu ortaya çıkardı. Yakınlardaki enkazlardan anlaşıldığı üzere bu terk edilmiş gemiyi kurtarmak için geçmişte birkaç başarısız girişimde bulunulmuş. Tamam, bir de biz deneyelim. Gaz devi gemisini kurtarma projesi başlatalım. Blocker cleared. Ve yerleşiyorum zaten. System survey concluded. Yengemizi şuradaki sistemi araştırmaya göndereyim. Burayı onlar da almak isterler muhtemelen. Biz de alabiliriz. Önüne bir karavan daha geldi. Gezegenin birlik üretimini ciddi oranda arttırıyor. Gezegenin alaşım üretimini arttırıyor. Metalürji uzmanı bakımını düşürüyor ve ama popülasyon büyüme hızını düşürüyor. Fişini alabiliriz. İşe alıp şuradaki alaşım alaşım üretenlerden bir tanesine görevlendirebiliriz. System survey concluded. Construction completed. Hırsızlar, 200 enerjimizi çalmış yine karavancılar. Research concluded. Yedek ateş kontrolü geldi. Şimdi parçacık toplama tuzaklarını alıp bizim yeni şeyde yapabiliriz. Şu kaynağı da biriktirmeye başlayabiliriz. Sanki işe yarayabilir. Atomik geri sayım. Dünya üzerindeki araştırmacılar son 42 yıl 3 gündür Proxima üzerinde bulunan gizemli ve olağanüstü hassasiyete sahip atomik saatin geri sayımını sabırsızlıkla bekledi. Sonuçlanmış. Ne olmuş? Alpha Centauri 2 gezegenine artı 10 mühendislik puanı ekleyen bir şey gelmiş. Buraya. Tamam. Construction completed. Ya, bölge inşasını devam ettirelim.
burada yeni gezegenler var. 3 tane de burada var. Bayağı bir gezegen ortaya çıktı. Şunları terraform edebiliyorsak. Bir kurak dünya. Minerallerden artı 15 veriyor yine. Artı %15. Burayı çevirelim. Enerjimiz var şu anda, sorun yok. Burası bir savanna dünyası. Burayı da terraform edelim. Bu mezar dünya. Bunu henüz çeviremiyoruz. Şunları da hatta terraform edebilirim. Sal dünya. Burada ne varmış? İkamet edilebilirlik %10 fazla zaten. Ve gıda üretimiymiş. Tamam, burası da tarım bölgesi yapabiliriz. Diğeri kutup dünyası, bunda bir terraform edelim. Burada da ikamet edilebilirlik düşük. Mineral üretimi fazla. Okey. Bunun dışında da şu anda boşta gezegen yerleşebileceğimiz gezegen var şurada. 12 büyüklüğünde küçük bir tasal dünya var buraya. Oraya yerleşebiliriz insanları gönderelim. Küçük bir gezegen ama. Buraya küçük bir şehir. Arkadaş. Filolarımızın gücüne bir bakalım ne kadar olacaklar. Gerçi daha onların hepsini inşası sürer. Bu bölümü burada bırakayım. Sonra bir sonraki bölümden devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyorum ben size.